الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ورسوله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، صدق رسول الله. تعالى السلام جمعة مبارك. Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri sudur. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir. Değerli müminler, aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce "bu ne israf?" diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin "abdesti de israf olur mu ya Resulallah?" sorusu üzerine "evet, akan bir nehirde abdest alıyor olsan bile" diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: biz gökten uygun bir ölçüde su indirir ve onu yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu tamamen gidermeye de gücümüz yeter. Hepimiz biliyoruz ki su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir. Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdü senalar olsun. Şükrümüzün gereği olarak nimetin kıymetini bilelim. Suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi cuma namazının farzından hemen sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum. Değerli kardeşlerim, farzdan hemen sonra, sünnetlerden önce inşallah yağmur duamızı yapacağız. İnşallah iştirak edelim. Rabbimiz bize nimetleriyle tecelli etsin inşallah. أَلَا إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ وَأَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. Thank you.
Elhamdülillah, hamdü temin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Te'azimel nebiyyi ve tekrimel insafiyyi. Fekal azze ve celle min kailin muhbiran ve amira. İnne Allah ve melâketehu yusallun ala nebiy. Ya eyyühellezine amanu, sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. Kema sallit ala İbrahim ve ala İbrahim innik hamidun mecid. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أيد كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام على الكفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakın akrabayı yardım etmeyi emreder. Hayatsızlıktan, fenalıktan ve kötülükten men eder. Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.